Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün ilk videomu yeni mutfağımda çekiyorum. Gerçekten böyle geniş geniş çok rahat oluyormuş, bunu anladım. Ben burada bir 2 kilo kadar taze fasulyeyi lavabomu güzelce yıkadım. Uç kısımlarında aldım. Lavabonun içerisine birazcık da sirke koydum. Bolca da suyu doldurdum. Şimdi burada böyle birazcık beklettim. 1 kilo domates, 2 kilo da taze fasulye kullanacağım. Şimdi öncelikle domatesleri şöyle yıkayıp alıyorum. Çünkü çok kez yıkadım ve sirkeli suda beklettim. Şimdi artık duruluyorum. Domateslerimin öncelikle kabuklarını soyacağım. Bu süre içerisinde fasulye biraz daha dursun. Domatesleri yıkadım. Şimdi hemen doğramaya başlayacağım. İlk önce kabuklarını soyayım. Ondan sonra fasulyeyi kıracağım. Fasulyenin uç kısımlarını, yani çöplerini aldığım için çok rahat olacak. Hemen kıracağım. İlk önce kabuklarını soyayım. Bir iki tanesini doğrayıp sizlere göstereyim. Şöyle yemeklik olacak şekilde, öyle çok küçük küçük doğramanıza gerek yok. Gayet iri iri doğrayabilirsiniz. Şimdi domatesleri doğradıktan sonra ocağa alacağım. Orada birazcık kavrulacak. O süre içerisinde ben de fasulyelerimi kıracağım. Çöplerini temizlemiştim zaten. Sadece ortadan kesip bırakacağım. Ben böyle geniş olması için mevlütlerde falan kullandığım pilav tenceremi kullanacağım. Daha geniş olsun diye. Yoksa bu kadar büyük olmak zorunda değil. Ocağın altını yakıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağını tenceremin içine alıyorum. Birazcık yağda domatesleri hafif kavuracağım. Biraz altını yükseltip domatesleri ilave ediyorum. Altını yükseğe açıyorum. Birazcık şöyle domatesler hafif sönene kadar kavuracağım. Ara ara karıştırarak. Altını kısmayın. Kapağı şöyle hafif kapatayım. Ara ara karıştırarak bir 15-20 dakika pişireceğim. Fasulyeyi şöyle ortadan ikiye bölüp bırakıyorum. Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bakarsınız. Arzu ettiğiniz gibi bölebilirsiniz. Büyükleri 3'e 4'e bölüyorum. Domatesi orada birazcık kavrulurken ben hemen fasulyeleri kıracağım. Uçlarını daha öncesinde kırmıştım zaten. Yıkadım da. Domatesiniz orada kavrulurken siz fasulyenizi bu şekilde ayıklayabilirsiniz. Kapaklarını sıkı kapatıp serin bir yerde saklarsanız kesinlikle fasulyeleriniz bozulmaz ve kapakların sağlamlığı çok önemli. Bunlara lütfen dikkat edin. Şöyle karıştırayım. Fasulyeyi kırana kadar kavrulması yeterli. Videoyu kapatmışım arkadaşlar. Fasulyeyi bir 15 dakika domates pişirdikten sonra fasulyeyi kattım. Daha tam karıştırmadım bile. Bir baktım kamerayı kapatmışım. Bazen yapıyorum bunu, kusuruma bakmayın. Bir 15 dakika kadar bir hafif domatesler yumuşadıktan sonra fasulyeyi atabilirsiniz. Ben 2 kilo kadarla yaptım şu anda. Çok fazlasıyla yoğun bir video çekemediğim için az yaptım ama ben sonrasında yine yapacağım. Video amaçlı sadece 2 kilo yaptım. Şimdi altını yükseğe açıyorum. Çok pişirmiyoruz. Fasulyeler şöyle birazcık rengi değişip yumuşayana kadar hafif. Ortalama bir 20-25 dakika, en fazla yarım saat pişirmeniz yeterli. Böyle fasulyeyi tamamen pişirmeyin. Tamamdır. Altını yüksek ayarda bırakıyorum. Kapağını kapatayım.
birazcık böyle fasulyeler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak bir 20 dakika kadar pişireceğim. Böyle fasulyeyi iyice pişirmeye çalışmayın. Pişmesine gerek yok. Hafif yumuşaması yeterli. Ve ara ara lütfen karıştırın. Ve 15 dakikada pişiyorum. Bu fasulyenin cinsine göre değişebilir arkadaşlar. O yüzden size böyle tam bir süre vermek istemiyorum. Ortalama bir 20 dakika pişmesi yeterli. Orta dereceli pişmiş olacak. Ve çok fazla da pişirmeyin. Çünkü ileride etli pişirmek istediğinizde düdüklüye attığınızda da bir 10 dakikada pişirebilirsiniz. Şimdi artık yeterli. Tuzunu ilave ediyorum. Altını kısa alıyorum. Bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Bu tuz yeterli. Yemek kaşığını doldurabilirsiniz. Şimdi artık kısık ateşte kavanozlara dolduracağım. Benim domatesim sulu olduğu için ben su ilave etmedim. Ama domatesiniz az ve sulu değilse bir su bardağı su ilave edebilirsiniz. Şimdi artık kısıkta kavanozlarımı dolduruyorum. Kapaklarının sağlamlığından lütfen emin olun. Kaynar durumdayken şöyle yarım kiloluk konserve şişelerine dolduracağım. Bir bezle tutuyorum gene sıcak olmaması için. Şöyle bir karıştırayım. Ve içerisine dolduruyorum. Şöyle kapağımı sıkıca kapatıyorum ve siliyorum. Kapağımı sıkıca kapattıktan sonra ters çevirip temiz bir şeyin üzerine seriyorum. Tekrar şöyle bir karıştırayım. Kenara aldım. Şimdi tekrar doldurmaya devam ediyorum. Az az ve dikkatli doldurun. Elinizi yakmayın. Olduğunca sıcak. Dediğim gibi arzu ederseniz bir su bardağı su ilave edebilirsiniz. Ben çok sulu sevmediğim için ilave etmiyorum. Bu yarım kiloluk şişelerde 4 kişi için yeterli geliyor. Kalabalık misafiriniz olduğunda 2 tane de yapabilirsiniz. 1 kilo olacaktır. Böyle. Ters çeviriyorum. Kalabalıksanız bir 6 kişi kadarsanız 1 kiloluklara yapabilirsiniz. Biz 4 kişiyiz ve 4 kişi için yarım kiloluk böyle yeterli geliyor. İyice sıkı sıkı doldurun. Ağzını sıkıca kapatın. Kapakların sıkılığı çok önemli. Lütfen ona özen gösterin. Ben yarım kiloluklardan böyle 4,5'tan çıkardım ama iyice bassaydım 4 tane tam yeterli gelecekti. 24 saat boyunca bu şekilde üzeri kapalı bir şekilde dinlendireceğim. Ondan sonra buzdolabımın dip köşesine koyup orada dinlendireceğim. Arzu ederseniz soğuttuktan sonra buzdolabı poşetine koyup buzluğa da kaldırabilirsiniz ama bana dolap kokusu geldiği için ben onu tercih etmiyorum. Arzu ederseniz böyle ya da buzluğa atabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.